Gezdostum'dan herkese merhaba, sevgiler, saygılar, gününüz aydın, gönlünüz hoş, neşeniz bol olsun. Kıymetli izleyiciler, bugün Karaman'ın Ermenek ilçesi Türkaz Gölü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi bir denizi andıran Türkaz Gölü, türkaz renkleriyle harika şekilde gözüküyor. Şimdi tekne turuna gideceğiz, hep beraber Türkaz Gölü'nün güzelliklerini seyredeceğiz. Haydi bakalım gez dostum, Türkaz Gölü'nden başlasın. Yemeğimizi yiyip üstüne de sarınca keyfi yaptıktan sonra Türkaz Gölü'nün o muhteşem görüntüsünü izlemek üzere tekneyle Türkaz Gölü'ne açılıyoruz. Türkaz Gölü'nden Ambar Boğazı'nı geçerek Nadire Kanyonu'nu açılacağız. Nadire Kanyonu ortalama 10 kilometre civarında olup eşsiz güzelliğiyle ve derin sularıyla meşhurdur. Nadire Kanyonu içerisinde bir de Ay Hatun isminde şelale bulunmaktadır. Tüm bu güzellikleri gezip görmek için şu an limana geldik ve tekneye biniyoruz. Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Türkaz Gölü rengi nedeniyle bu ismi almıştır. Türkaz Gölü'ne akan suların Nadire Kanyonu'ndan geçmesiyle birlikte iki tarafı Toros Dağları'ndan oluşan bu kanyon son yıllarda doğa severlerin gözdesi haline gelmiştir. Türkaz Gölü'ne geldiğinizde Nadire Kanyonu'nun güzelliklerini de görmeden gitmeyin. Kanyonda tekne turları düzenlenmekte olup Nadire Kanyonu'nu tekneyle doya doya gezebilirsiniz. Taşeli platosunda yer alan Ermenek, doğa ve tarihi yapısıyla turizmin yeni gözdesi olmayı başarmıştır. Konya, Antalya ve Mersin'e komşu olan Ermenek, Göksu Çayı'nın güney kolu olan Ermenek Çayı'nın üzerinde oluşan Ermenek Barajı ile Nadire Kanyonu'nun eşsiz manzarasıyla ve de Ay Hatun Şelalesi'nin görkemli manzarasıyla gerçekten görülmeye değer yerler arasında baş sıralarda olmayı hak ediyor. Fariske Çayı'nın da bu baraja akmasıyla debisi daha da yükselmekte olup çok derin bir kanyon oluşmuştur. İki tarafı devasa Toros Dağları'yla oluşan kanyonu gezerken eşsiz bir manzaranın ortaya çıkması, kıvrımlardan geçerken bir sonraki kıvrımda neler var, ne güzellikler var diye heyecanlanmamak elde değil. Kıymetli izleyiciler, şu güzelliğe bakın. Manzaranın eşsiz güzelliğine bakın. Eğer ki tatile gelecekseniz deniz sahillerindeki 5 yıldızlı otellerin modern köleliğine uymaktansa memleketimin böyle cennet köşelerinde
doğayla baş başa ve özgürce çadırınızı kurabilir veya karavanınızla gelip kamp yapabilir ve bu güzelliğin tadını çıkarabilirsiniz. Kıymetli izleyiciler, karşı kıyıda görüyorsunuz suyun seviyesi bayağı aşağıya düşmüş. Herhalde göz kararı 10 metreden aşağıya düşmüş. Kuraklıktan dolayı tabii. İnşallah bu kış ve baharda kar ve yağmur yağışları iyi olur da baraj yine eski seviyesine gelir. Doğa sevilmez mi? Bakın şu güzelliğe, yeşilin, mavinin, lacivertin tüm tonlarını bir arada görüyorsunuz. Bunun ismi de turkuaz oluyor. İşte bu renginden dolayı Ermenek Gölü dememişler. Bu renginden dolayı turkuaz gölü demişler. Gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken bir yer. Harika bir manzara. Bu güzellikleri görünce rahatlamamak elde değil. Kanyonda giderken güneş zaman zaman dağın ardında kayboluyor, zaman zaman dağın ardından çıkarak güneşin suya yansıması kanyonun güzelliğine bir o kadar daha güzellik katıyor. Ve bu muhteşem güzelliğe bakmaya doyamıyorsunuz. Kanyonun eşsiz güzelliğini seyrederek teknede ilerlerken ayrıca çay ve kahve servisleri de yapılıyor. Bu eşsiz güzelliğe bir de çay kahve keyfi eklenince manzaraya bakmak doyumsuz oluyor.
kanyonda ilerlerken bu güzelliğe balıkçıl kuşları da katılıyor. Balıkçıl kuşlar zaman zaman böyle uçarak görsel şölen yapıyorlar. Rakım 1196, hava tertemiz, çam kokusu, herhalde insanlarda kıpır kıpır olacak. Temiz hava çok iyi geldi ki insanlar kıpır kıpır. Kanyonda ilerlerken ilerisini görmek için gerçekten heyecanlanıyorsunuz. Çünkü bu coğrafya o kadar hoş ki. Bu havayı içinize çektikçe nefesiniz açılıyor. Yola çıkalı birkaç saat oldu ama zamanın nasıl geçtiğini insan anlamıyor bu güzellik karşısında. Sadece hayretle manzaranın güzelliğini seyrediyorsunuz. Tekne aynı hızda ilerlerken siz de aynı heyecanla etrafı izliyorsunuz.
Türkaz Gölü'nün kıyısında bulunan limanda yolculuğumuza başladık. Ambar Boğazı'nı geçtik. Nadire Kanyonu'nda ilerledik ve en sonunda Ay Hatun Şelalesi'ne geldik. Bu şelale Nadire Kanyonu içerisinde ve mağaralarla iç içe olan bir şelale. Ay Hatun Mağarası ve Şelalesi kanyonun güzelliğine güzellik katmakta olup gelenlere adeta bir fotoğraf şöleni sunmaktadır. Kanyon içerisinde akan Ermenek çayıyla şelalenin suyunun birleştiği yerde gördüğünüz gibi balıkçılar alabalık tutmaktalar. Alabalık temiz, tatlı ve soğuk suları çok sever. Onun için alabalık burada da çok bulunuyor. Ay Hatun Şelalesi'ni de gördükten sonra şimdi dönüşe geçiyoruz. Giderken olduğu gibi dönüşte de yine kuşlar zaman zaman şölenlerine devam ediyorlar. Tabii ki insanlar bu güzel coğrafyada, tertemiz havada enerjilerini depoladılar. Şimdi eğlenip coşmaya başladılar. Nadire Kanyonu'nda gezdik, dolaştık. Ambar Boğazı'nı şu an çıktık ve
Türkaz Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde Ermenek gözüküyor. Kıymetli izleyiciler, bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle bölümlerin devamı için beğenmeyi ve eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.